Üreme çağında polikistik overle karşımıza gelen genç hanımların çoğunlukla adet bozuklukları, kilo problemleri, kıllanma, ciltte yağlanma ve en önemlisi çocuk sahibi olamamayla karşımıza geldiklerini görüyoruz. İşte bizim için altın fırsat bu şikayetlerle gelen kişilerin bu problemlerini düzeltmek için doğru yönetmek lazım. Ama yönetirken tedavide amaç gebelikse farklı bir tedavi modalitesi, değilse farklı bir tedavi modalitesi uygulamamız lazım. Ama esas nokta şu, hangi tedaviyi uygulayacak olursanız olun, özellikle kilo artışını önleyecek bir tedavi paradigmasının içine girmemiz lazım. Bunun için ne yapmamız lazım? Beslenme ile ilgili doğruları hastamızla paylaşmamız lazım. Yani daha ziyade ketojenik, karbonhidratlardan uzak duran, aktivitesi bol, bol suyun içildiği ve ayda 2,5-3 kilo devamlı verilebilecek ve belirli bir süre içinde uygulanabilecek bir diyeti kişiyle paylaşmak lazım. Bunun yanı sıra bu hastalarımızda insülin direnci olduğu için yardım etmek için insülin direncini düşüren şeker ilaçlarının da kullanılması gerekmektedir. Çünkü bakılmaktadır ki bu hastaların kanlarında açlık insülini, açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri, tokluk insülini ve hemoglobin A1C dediğimiz hemoglobine bağlı taşınan şeker molekülleri vücudumuzda yüksek çıkmaktadır. Amacımız bunları da düzeltmek. Dolayısıyla biz evvela hastayı çocuk sahibi olmaktan ziyade evvela metabolizmasını düzeltmek istiyoruz. Ama anahtar nokta şu, kilo verdiği zaman zaten yumurtlamalar spontan kendine gelecek. Bu spontan kendine geldiği zaman da her 5 kiloda bir başarımız %10-15 artacaktır. Ne için? Gebelik için. Eğer hasta gebelik istemiyorsa yine hayat tarzını düzeltmesi lazım. Çünkü tedavimizin içinde amaç vücut kitle indeksini düşürmek ve bu persiste eden, çatlamayan yumurtaların insülin direncine karşı mücadelesini kırmak. İşte bu ilaçların kullanımı, diyet uygulanması ve belki bu arada kistlerin oluşması için doğum kontrol hapları ile beyin üstü merkezlerle yumurtalığın arasındaki ilişkinin kesilmesi faydalı yol taşları olarak karşımıza çıkacaktır. Ve hastalarımızı bu şekilde yönetiyoruz. Ama gebe kalmak isteyen hastalarda tabii bütün bu işlemler bittikten sonra farklı bir boyuta geçeceğiz.